meydan projesi çalışmaları kapsamında doğu surlarımızın açığa çıkması, tarihi cezaevinin restore edilmesi, doğu surlarıyla tarihi cezaevi arasındaki güney kale surlarımızın restore ediliyor olması, oradaki kale konularının kaldırılıyor olması, bu manada yapılan çalışmalar ve bakanlığımızca sağlanan 10 milyon ödenekle kuzey kale surlarımızın lonca kapısını da kapsayacak şekilde restore ediliyor olması Sinop merkez açısından büyük bir kültür koridorunun ortaya çıkacağını, tarihi cezaevinden başlayıp lonca kapısından, kuzey kale surlarından, Alaaddin Külliyesi'nden, arkeoloji müzelerine, etnografi müzelerine, oradan Balatlar yapı toplumundaki kazının ortaya çıkan şekliyle ziyarete açılması kısmen de olsa düşünülüyor. Oradan inanç turizmi açısından önemli bir potansiyel olan Seyit Bilal Türbesi'ne çıkarak oradan Paşa tabyalarına inip tekrar tersane, tarihi tersane çarşısında canlandırılıp buzhane restorasyonunda tamamlanıp kent belleği müzesi haline getirilip tekrar cezaevine dönecek bir kültür koridorunun oluşması Sinop merkez turizmi açısından önemli bir destinasyonu ortaya çıkartacak.